Efendim şimdi bir konuğum operatör doktor Murat Kezer, kendisi ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş sevgili bulduk. Doktorumuz, nasılsınız? Teşekkür ederim, sen nasılsınız? Çok mersi. Pek iç açıcı olmayan ama önemli bir konuyu konuşacağız bugün. Evet. Nedir o, ayak mı efendim? Bu, evet, bu ayak maketi. Bunun üzerinden anlatacağım konu, evet. Daha iyi anlatabilirim diye bunu getirdim. Çok şık bir ayak maketimiz var. Şimdi evet. Ayaklar tabii ki artık bahar yüzünü yavaş yavaş göstermeye başlıyor. Bilmiyorum, ben elbiseleri giymeye başladım, bahar elbiselerini hocam. Çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Şimdi hal böyle olunca tabii ayaklar açığa çıkıyor biraz daha, değil mi? Kış boyunca botların içinde kalın, çorapların içerisinde olan ayaklar yazın daha işte sandaletler, terlikler, deniz kenarı vesaire, hava sıcak. Dolayısıyla ayaklar fora diyoruz. Evet, daha ortaya çıkıyor. Aslında sadece ayağın ortaya çıkması o görüntü ortaya çıkartmıyor. Ayakkabı içerisindeyken de, ayakkabı giyerken, bot giyerken de bu problem, hallux valgus problemi aslında ciddi şekilde rahatsızlığa sebep olabiliyor. Şimdi konumuz bu. Hallux valgus konuşacağız. Yani ayak baş parmağı kenarındaki çıkıntılardan, kemik çıkıntısından ve tedavilerinden bahsedeceğiz. Ancak işte botların içinde saklıyoruz. Tabii çok ağrılı. Ağrılı. Ama yazın daha ortaya çıkıyor ve tam şimdi dönemi tedavi edilmesi açısından yaza kadar iyileşecek çünkü. Evet, yaza kadar iyileşecek. Evet, ortalama 6 hafta, 8 hafta içerisinde iyileşiyor zaten. İyileşiyor. Peki o zaman hocam, nedir bu ayak baş parmağındaki kemik büyümesi, neden olur? Hallux valgus, bunyon olarak da adlandırılan bu problem, ayak baş parmağın iç tarafında bir kemik çıkıntının ortaya çıkmasıyla kendini gösteren bir şekil bozukluğu aslında. Bu şekil bozukluğu zaman içerisinde ağrıya sebep olmakta, özellikle ayakkabı giyerken ağrıya sebep olmakta, görüntü olarak, görsel olarak hastaları rahatsız etmekte ve ileriki safhalarda hasta ayakkabı bile giyemez hale gelebilmekte ve bu hastaların yaşam kalitesini ciddi oranda düşürmekte. Buradaki problem aslında hani halk arasında bize gelen hastalarda da bu şöyle söyleniyor: ayak parmağında kemik büyümesi oldu. Aslında bu yanlış bir ifade, yanlış bir anlaşılma. Orada aslında büyüyen bir kemik dokusu yok. Büyüyen bir kemik yapısı yok. Tamamen problem ayak baş parmağının tarak kemiğinin içe doğru yer değiştirmesi. Bununla birlikte ayak parmağının dışa doğru yer değiştirmesiyle birlikte ortaya çıkan bir kemik görüntüsü. Ama aslında orada bir kemik büyümesi yok. Tamamen şekil bozukluktan kaynaklı olan bir görsel bir durum. Orada bir kemik büyümesi olmuyor. Bir şekil bozukluğu olduğu için orada kemik ortaya çıkıyor ama aslında orada bir büyüme durumu yok. Tarak kemiği burası mıdır? Yani? Evet, şurada göstereyim. Tarak kemiği dediğimiz ayağın bu kemiği, tarak kemiği. Şöyle biraz kaldırıp gösterelim mi hocam? Şu tarak kemiği bu. Bu baş parmak kemiği. Şu tarak kemiği dışa doğru gelirken baş parmak bu şekilde burada ortaya yani çıkan şu kemik, evet. Aslında o. Evet. Orada bir kemik büyümüyor. Aslında şu an burada bir kemik yok. Ama böyle bir görüntü olduğu zaman, şekil bozukluğu olduğu zaman ne oluyor? Burada kemik büyümüş gibi gözükebiliyor ama aslında böyle bir durum yok. Anladım. Şimdi daha net anlaşıldı hocam. Yani peki bu kemiği törpülüyorsunuz? Evet. Ya da işte yapılan işlem her aslında neyse. Aslında yapılan işlem bir törpü işlemi değil. Yani bu yapıldığı zaman çoğu zaman bu nüksle sonuçlanıyor. Tekrarlamayla sonuçlanıyor. Ve hasta kısa bir dönem sonra yine de bu şikayetleri ortaya çıkmış oluyor. Burada bir törpü işlemi yapmıyoruz. Bir düzeltme işlemi yapıyoruz. Tekrar kemiğin düzelimini sağlıyoruz. Normal eski açısına getiriyoruz dizilimi olarak. Ve bu şekilde bunu sağladıktan sonra zaten kemik dizilimi sağlanmış oluyor ve oradaki problem, kemik büyümesi dediğimiz problem de ortadan kalkmış oluyor. Ortadan kalkmış oluyor.